Evet, maraton başladı. 20 dakikam var. Hoş geldiniz. Ne yapacağız? Azure Mobile Services denilen bir şey. 20 dakika gerçekten maraton gibi. Ben kimimin hiçbir önemi yok. Sadece bir tek şey rica edeceğim. Bir arkadaştan rica ettim hatta. Şu anda yapıyor galiba. Fotoğrafımı çekenler bana e-mail atabilirlerse etkinlikten bir hatıram olsun istiyorum da. Twitter'da da bulabilirsiniz bu arada. E-mail galiba son slide'da var. Şimdi Azure Mobile Services nedir ve niye böyle bir şey var? Çözdüğü problemi 5 dakikada anlatmaya çalışayım. Cloud denilen şeyi herkes duymuştur diye tahmin ediyorum. Değil mi? Hani herkes zaten şu anda cloud modunda. Her şey cloud'a gidiyor. Herkes cloud servisi veriyor vesaire. Fakat benim için bir şeyin cloud olması için şu özelliklere sahip olması lazım. Bir, kendi kendine ölçeklenebilir olması lazım. Bu ne demek? 5 milyon kişi benim uygulamamı download ettiğinde eğer beni yatağımdan kaldırmıyorsan iyi güzel. O zaman cloud'sun. Eğer beni yatağımdan kaldırıyorsan ve benim başıma dert açıyorsan, yani 5 milyon kişi benim uygulamamı satın alabilmesi için benim ekstra operasyonel bir şeyler yapmam gerekiyorsa o cloud'un benim için bir anlamı yok. Onun orada duran bir sunucudan bir farkı olmuyor çünkü. Ha orada bir sunucu durmuş, ben ikinci bir sunucu daha eklemişim, load balancer'ı ayarlamışım, her şeyi devreye almışım. Ha sen bana girmişsin, bir yönetim panelinden bir şeyler yaptırmışsın. Pek bir şey benim için fark etmiyor. Benim için önemli olan ben mobile app developer'ım. Çıkıyorum marketplace'e. Bir anda milyonlarca kişinin önüne çıkabiliyorum. Benim backend ihtiyaçlarımı karşılayabilecek auto-scalable bir cloud altyapısına ihtiyacım var. Bunları verebiliyorsan benim için sen cloud'sun. Birinci ihtiyacım bu. İkincisi, Türkçesi ne onun? High availability. Yani yüksek var olma mı? Ne? Türkçesini hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yüksek erişilebilirlik mi? Yani bir problem olduğunda bir yerde backup'ın olmalı ve anında bunu devreye alabilmelisin. Bu ikisini yapıyorsan, üçüncüsü, doğal olarak yapıyorsundur üçüncüsünü de, üçüncüsü ne? Kullandığım kadar ödüyorsam. Yani arkada REST API'm var, gelen request başına para ödemek istiyorum ben. Çok kaba tabirlerle ilerliyorum ama yani ben gidip de bir şeyleri reserve ettiğim için para vermek istemiyorum kardeşim. Hatta bir şey reserve etmek de istemiyorum aslına bakarsan. Bir şeyleri tahmin edip reserve etmek istemiyorum. Yani yarın uygulamamı 1 milyon kişi kullanır diye bir tahminde bulunup sana belirli bir para verme garantisi de bulunmak istemiyorum. Veya 50 tane sunucuyu şimdiden bloklayıp o 50 tane sunucuyu kullansam da kullanmasam da parasını ödemek zorunda kalmak istemiyorum. Bütün bunların hepsi niye bizim derdimiz olsun da diyebilirsiniz ama mobile development yapıyorsanız eninde sonunda derdiniz oluyor. Çok ufak bir örnek vereyim. Hani üniversite öğrencileri de epey var galiba aranızda. Bundan 5-6 sene önceydi. Hala Marketplace'de var bu arada. Nerede bu otobüs diye bir uygulama var. O uygulamayı işte İstanbul'la alakalı bu arada. Ankaralılar bilmeyebilirler doğal olarak. Şu otobüsle Ankara'da onun adı ne? Başka bir adı vardır. Otobüsle Ego mu? Ego. Manidar oldu bir an. Neyse. Ego kelimesi son 2 haftadır. O kadar saçma şeyler hatırlatıyor ki bana artık. Neyse şimdi, bu IET'de denilen bir şey, özetle arkadaşlar web sitelerinde GPS koordinatlarını veriyorlardı otobüslerin sadece. Başka da bir şey yapmıyorlardı. O zamanlar harita bile koymamışlardı web sitelerine. Bu çocuklar gittiler, aldılar, işte IET'nin web sitesini crawl ettiler, kendi serverlarına koyuyorlar datayı, oradan servis açıyorlar. Önüne de iPhone uygulaması yazmışlar, Marketplace'e koydular. Birkaç gün sonra bir gazeteye haber oldular ve uygulama açılamaz hale geldi. Niye? Herkes indirmeye başladı ve doğal olarak o yükü kaldıramadı. Arkada ne vardı? Bir tane VPS vardı. Şimdi bilebilir misiniz ne zaman gazeteye çıkacağınızı? Hayır. Ne zaman featured app olacağınızı bilebilir misiniz? Hayır. İnsanları ne zaman indireceğini biliyor musunuz? Hayır. Peki bir anda böyle gazeteye çıkmak iyi bir şey mi? İyi gibi geliyor kulağa ama arkada eğer scalable bir altyapınız yoksa kötü. Çünkü uygulamanız çalışmıyor ve ondan sonra siz fix ettikten sonra tekrar o insanlara gidip ya lütfen tekrar dener misiniz demeniz gerekiyor. Durum daha da kötüye gidiyor. Keşke gazeteye çıkmasaydım diyebiliyorsunuz. Şimdi bunları çözmenin yolu işte o auto-scalability'den geliyor. Kolay bir şey değil bu. Şu anda Microsoft nereye kadar geldi onu söyleyeyim size. Microsoft biraz bu cloud olayında seviyeler var. İşte infrastructure as a service, platform as a service falan filan. Microsoft biraz yukarıdan başladı işte. Platform as a service'den başladı. Örneğin Amazon infra as a service'den başlamıştır. Google apayrı bir yerde. Şimdi Microsoft buradan başladı ve şu anda sunucu başına veya core başına diyelim, sunucu da demeyelim, dakika başına para ödüyorsunuz sadece. Yani reserve olayını bir dakikaya kadar indirebilmiş durumdalar. Fakat
dediler ki platform as a service de çok kolay bir şey değil. Mobile developer için bizim şunu yapabilmemiz lazım. Çünkü mobile developer dediğimiz adamların, şimdi Microsoft şimdi bütün bunları neden yapıyor? Microsoft'un mobile app'e ihtiyacı var. Tabii onlar Windows Phone düşünerek yola çıkıyorlar. Sonradan Android ve iPhone desteği de geliyor. Şu anda anlatacağım her şeyin SDK zaten göstereceğim Android tarafında. Android SDK'yi var, iPhone SDK'yi var, işte Windows Phone SDK'yi var vesaire vesaire. Android Push Notification desteği daha dün duyuruldu. Süper şanslıyım bu arada. Demosunu yapamayacağım. 20 dakikadan dolayı değil, bilmiyorum nasıl yapacağımı. Fakat çalıştığını söylüyorlar en azından. Şimdi şunu yapabilmem lazım. Bütün bu SDK ile beraber tek platformdan gideceğim. Microsoft diyor ki benim platform için app geliştirmesi lazım insanların. Bu geliştirecek insanların %90'ına baktığınızda hiçbirinin backend deneyimi yok. Yani scalability falan filan geç. İki sunucuda çalıştığında ben session distribution'u nasıl yaparım geç. Adamın backend deneyimi yok. Adamın SOAP ile REST arasındaki farktan haberi yok. SOAP paketi diyorsun, bakıyor zaten. Hangisiyle nasıl yapacağım? Bunlar çok doğal şeyler. Çünkü ne diyorsun? Buna mobile app developer diyorsun. Bu adam client app develop eder. Basit bir client app develop etmek bugün client server mimarisinde bir şeyler yapmanı gerekiyor. Üzerine bir de scalability koyuyorum. Hadi bakalım. Yani 5 yıl önceye gittiğinizde bütün bunlardan bahsettiğimizde işte en kompleks enterprise app falan derdik yani. Bunlar için 50 kişilik ekipler çalışırdı. Oysa şu anda bir mobile developer'ın bunların hepsini yapabilmesini ve marketplace'e sağlıklı bir ürün çıkarmasını bekliyorsun. Olacak iş değil ki. Peki bunu bekliyorsam benim bir şeyler sağlamam lazım diyerek Microsoft Mobile Services denilen bir şey çıkarttı. Süper high level. Yani ne demek? İşte C++ şuradaysa, C Sharp şuradaysa high level olayını o şekilde konumlandırıyorum ben. Mobile Services, Platform as a Services'ın da üzerinde sadece mobile app develop etmek isteyenlere backend servisleri sağlanır diye yazdılar sitelerine. Gidiyoruz, kullanıyoruz. Ben bir tanesinin demosunu yapabileceğim sadece. Ama neler var? Burada listesi var. Şöyle çok hızlı bunları, kutucukları hepsini birden açayım. Server kodu, nereden başlayayım? Veriden başlayayım. Şu kutucuğu daha seviyorum ben. Veri. Veri saklayacağız. Cloud'da veri saklayacağım. Hem scalable olacak, hem önüne API açacaksın. Ve ben bunlarla uğraşmayacağım. Normalde veri saklamak için ben neler yapıyorum? Gidiyorum SQL'inden tut, üzerindeki katmanından tut, üzerinde servis, yani SQL, business, service, service bir şeyler serialize ediyor. Biz onu alıyoruz mobile client olarak, deserialize ediyoruz. Objeden gidiyor o hikaye. Bütün bunlarla uğraşmadan acaba nasıl kolaylaştırırız bu hikayeyi? Otorizasyon, en basit uygulama bir Facebook otorizasyonu, bir Twitter otorizasyonu bunları kullanmak zorunda. Client side komponentlere kadar getiriyorlar işi. Hani daha sürükle bırağa kadar getiremediler de. En azından tanımlıyorsunuz ve client-side komponentlerle otantikasyonu yapıyorsunuz. O otantikasyon ta gidiyor sizin server'daki kodunuza ki server kodunu şuradaki kutucuk şu anda JavaScript'le yazıyoruz. Başka bir şeyle yazamıyorsunuz. Yani mobile services, Microsoft mobile services'ın da JavaScript dışında server kodu yazamıyorsunuz şu anda. Oradaki JavaScript'inize client-side kullandığınız komponentteki user nesnesi parametre olarak geliyor. Yani bütün yol boyunca onu zaten taşıyor. Peki başka ne var? Veri, server koddan bahsettim. Trigger'lar, mrigger'lar bir şeyler her türlü arkalarında server kodu yapabiliyoruz. Daha dün çıktı yine. Dün yeni bir wave çıktı çünkü. Custom API da yazabiliyorsunuz. Yine JavaScript'le yazabiliyorsunuz. Notification'lar. Notification'larda yapmaya çalıştıkları da şey şu. Sen hani gel benim API'mi çağır. Yine JavaScript'le server side. Ben senin için hem işte Apple notification'ı yollayayım. Artık isimleri neyse onların hatırlamıyorum. Apple için yollayabileyim, Android için yollayayım, Windows Phone için, Windows 8 için, hepsi için ben senin adına yollayacağım. Bir kademe daha ileri götürüyorlar. Diyelim ki sizin arkada datanızda şeyleriniz var. Kullanıcılarınız var. Kullanıcılarınıza tagler esayen ediyorsunuz. Şu tag'e yolla diyorsunuz şu notification'ı. Kendisi arkadaş notification'ların yollanacakları user base'i gruplayıp yani şey vardır ya basit hikaye. İşte bütün altın üyelerime altın üye ne ya? Altın üye olacak herhalde Türkçe son. Altın üyelerime notification yollayacağım. Altın üye değilsen ona bir tag koymuşsan eğer altın üyelere yolladıktan sonra arkadaş onu loop'la gezmeyi bile kendisi yapıyor. Ve hepsini size bir transaction olarak veriyor. 5 milyon kişiye notification atacağım. Senin nerede interrupt oldum, nereden devam edeceğimle uğraşmana gerek yok. Bana söyle ben halledeceğim diyor zaten. Ve bütün platformlara, hatta bunu platform bağımsız yapıyorsun. O 5 milyon kişinin 1 milyonu Android'miş. Senin için önemli değil. Bütün bunları da yapabiliyorsun. Scheduler çok basit bir şey. Hani arkada scheduled bir job'um olacak. Bu notification için olabilir. JavaScript'e gideceğim.
En basit Twitter'ı check edeceğim. Adamın Twitter'ına bakacağım. Update varsa notification yollayacağım. Bunu yazıyorum, schedule ediyorum. O aralıklarla otomatik kendisi çalıştırıyor zaten. Ölçeklenebilirlik bahsettik. Skype'ı açık unutmuşum. Ölçeklenebilirlik bahsettik. İşte auto-scale et kendini. Tabii ki limitleri var. Çünkü auto-scale etmek demek faturanın da auto-scale etmesi anlamına geliyor. O yüzden bir yere kadar auto-scale. Hani belirli limitler veriyor olmanız lazım. Logging Diagnostics dediği de instrumentation kodu yazacağım. İster client side ister server side olur. Bunları bir şekilde logla arkada tut ki inceleyebileyim. Şu anki total hikaye bu. Ha bunun üzerine daha şey var işte. Daha dün şey dedim ya, dün yeni wave çıktı. Dün şey support'unu duyurdular. Git support'unu duyurdular. İşte Git'ten, TFS'ten continuous integration, deployment yapabilirsin vesaire gibi hikayeleri var. Oralara girmeyeceğim. Peki böyle bir şey. Ha bunların hepsi bu arada preview. Yani bunların hepsi preview, release olacak yakında ama kullanabilirsiniz. Şu an zaten tamamen hani free hali de var, paralı hali de var. 99.95 SLA vermeyi, %99.95 SLA vermeyi planlıyorlar. Ama ben çok seviyorum. Yani ufak tefek uygulamalarda da süper oluyor. Ve şeyi bilmek de güzel. Hani ufak tefekten başlayıp, kardeşim milyonlarca kişi satın alırsa bu uygulamayı başım derde girmeyecek. İyi bilmek de güzel bir duygu açıkçası. Peki nasıl oluyor bu işler? Şöyle gidelim. Aslında bu pencereden değil de şöyle bir pencere açayım. Live ID'mi beraberimde taşımayayım. WindowsAzure.com'a gidiyorum. 90 günlük trial account'u alabilirsiniz. Account aldığınızda spending limit denilen bir şey var. Kredi kartınızı alacak. Fakat para çekmeyecekler siz spending limiti kaldırana kadar. Spending limiti kaldırdıktan sonra para çekmeye başlıyorlar. O yüzden hani aklınızda olsun, spending limiti eğer test amaçlı kullanacaksanız kesinlikle kaldırmamaya çalışın. Sonra orada açık unutursunuz, birileri de gelip kullanır, hiç belli olmaz. Ay sonunda fatura nahoş manzaralar oluşturmasın. Şimdi bu Azure portalı, benim burada yaratmış olduğum bir tane mobile server, hani hazırı var muhabbeti var ya, öyle yapacağım mecburen. Android One diye bir tane mobile service'ım var. Tabii siz büyük ihtimalle uzaktan şu anda göremiyorsunuz değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi şurada mobile services denilen bir şey var. Android One diye ben bir tane yaratmıştım. Aşağıda şu artıya basıp yaratılıyor zaten. İçine gireceğim. Bütün bahsettiklerim burada var. İşte datası, API'yi, tablar şeklinde hepsinin ayarlamaları buradan yapılıyor. Benim yapacağım şey şu olacak. Bakın buradan seçiyorum hangi platformda çalışacağımı. Buradan seçmek demek bu mobile service onu destekler anlamına gelmiyor. Seçtiğimde bir wizard çıkartıyor aslında karşıma. Örneğin Android seçili diyor ki işte existing app mi, yeni Android app mi? İşte yeni app dedim. Git tool'ları indir diyor. Ondan sonra da bir tane to do app denilen sample bir app verecek. Onun üzerinden gideceğim. To do app için bir tane table yaratması gerekiyor arka planda. Onun için de böyle düğme koymuşlar. Basıp yaratıyoruz. Ben yaratmış da olabilirim ama galiba silmiştim en son temiz olsun diye. To do item table'ını benim için bir yarat diyorum. Evet yarattım diyor. Aşağıdan da sample app'imi download edeceğim ki edilmişi var. Şurada bir yerlerdeydi galiba. Dım dım. İşte şu. Şimdi bu hatta editlenmiş de hali. İyi yapmışım. Editlenmiş halini de saklamışım. Normalde sıfırdan başlamayı planlıyordum ama görünen o ki başaramayacağım. O nedenle hayatımda sanırım 7. defa Eclipse açıyorum. İlk 6'sı da bu demo içindi zaten. Peki gelsin. Import. Siz biliyorsunuz tabii bunlar benim için yeni şeyler. Workspace neredesin abi? Değil ya. Bir dakika nerede? Workspace değil. Bir dakika. Workspace de değil. Şurada. Tıp. Buydu değil mi? Bu. Bu. Getir. Bu download ettiğimiz uygulamanın biraz değiştirilmiş hali. Nesi değiştirildi diye size göstereyim. Şuradan source'larına girip. Şimdi burada to do item denilen bir item var. Item tanımlanmış. Yani size Java kodu anlatacak değilim zaten. Property'ler var. Yani herhalde Java'cılar da property diyordur bunlara diye tahmin ediyorum. Dilimi hoş görün. Demiyor musunuz? Field mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Efendim? Ha private olduğu için mi? Getter'ı setter'ı olan şeye attribute mi diyorsunuz? Ha onu da farkına vardım. Setter'ı kendin yazıyorsun falan. Okey neyse. Böyle bir şeyler var burada. Benim yaptığım şu oldu. Aslında başta onu sileyim. Ben şunu falan ekledim. Eklerken de epey uğraştım. Hatta date time type'ını bulamadım. O yüzden string olarak koydum.
Komik yapacak bir şey yok. Java deneyimim toplam 24 saati bulmuyor. Şimdi bu yok normalde. Şu update time bıdısı yok normalde. Tamam. Hani bu şekilde sample hep bu şekilde iniyor. Bunu bir çalıştırmadan önce tabii benim burada yaptığım bir iki değişiklik daha var. Onları da göstermem lazım. Şimdi bu da hazır geliyor. Şu aslında hikaye bu. Mobile Services Client diye bir nesne var, SDK ile beraber geliyor. Bütün backend'le konuşmanızı sağlayan arkadaş bu. Tabii kendi generic type diyoruz biz bunlara en azından. Generic type'ları da var belirli bir şekilde. İçinde to do item saklayacağım bir table'ın olacağını söylemiş oluyorum burada da. Bunların hepsi hazır geliyor. Hiçbirini ben yazmadım. Benim yazdığım aşağıda, bakın bu da önemli. Initialize etmek. Büyük ihtimalle burası app start falandır. Uygulamanın ilk açıldığında çalışan bir yerdir diye tahmin ediyorum. Mobile Service Client nesnesi initialize ediyor. Initialize ederken benim yaratmış olduğum Mobile Service Endpoint'ini ve oraya gelecek access key'i yazıyor. Bana özel bir sample app verdiği için bunların hepsini içerisine gömüp zaten zip package'ı veriyor bana. Sonra get table demiş, onu da kenara koymuş ve aşağı iniyorum çünkü geri kalan kodlar UI ile ilgili olması lazım. Şuralarda bir yerde insert ederken kullanılan yer. Aynen öyle. Ben bir de şunu eklemiştim. Bunu da bulmak için epey uğraşmıştım. Yaptığım şey şu. Default geldiğinde to do item'ların date, time vesaire neydi neyse artık öyle bir neydi? Field değildi. Yine gelmedi, kalmadı. Atribütü yok. O atribütü ben eklemeye çalıştım. Umarım atribütü kaldırınca da bir sorun olmaz. Şimdi örnek uygulama bu. Burası eklediği yer. Eklediği yerde to do item'ı yaratmış, bıdı bıdı yapmış. Sonra bakın table'ın üzerinden insert'ü çağırıp yolluyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Objeyi aldım, yolladım. Geri kalan hiçbir şeyle uğraşmama gerek yok. Bunu çalıştırayım ve süper, bu ne ya? Eskiden bastığımda böyle şeyler olmuyordu. Ne diyor? Your project content errors mı? Niye, nerede, neredesin? Büyük ihtimalle sildiklerimden dolayı değil mi? Ha şu. Oo, comment aynıymış. Tamam. Çalıştır. Şimdi emülatör çalışsın. Böylece yaptığım değişiklikleri kaldırdım. Base haline geri getirdim. En azından bu kadarını bir çalıştıralım. O ayağa kalksın. Bu esnada ben browser'a gideyim. Yapacağım şey şuradan data tabına gitmek olacak. Data tabında to do item diye bir tablo var. Onun içerisine giriyorum. Şu an için hiçbir data yok içerisinde. Hiçbir şekilde kayıt vesaire bir şey yok. Şuraya geri geleyim. Keşke daha önce açsaydım bunu. İki buçuk dakikam kaldı. Daha dinamik şemayı göstereceğim. Bütün hikaye o aslında, onu göstermem lazım. Sürprizi bozmayayım. Normalde böyle yavaş mı, bana özel mi yapıyor? Normaldir ya, yavaş oluyor genelde emülatörler. Hikaye şu, sanırım yetişmeyecek. O date time'ı falan filan sildim ya, şimdi eğer çalışırsa bir tane to do item insert edeceğiz. Ve o default to do item olacak, süper. Bunu sağa sola mı bızıklıyorum? Bu kırmızı ne anlama geliyor? Kırmızı bordur, kötü şeyler olabilir anlamına mı geliyor? Süper, tamam. Şimdi örnek diyelim şuraya. Tamam, önemli değil. Add dedim. Umarım gidecek. Bir problem olmazsa. Örnek denen arkadaş gitti. Süper. Şuraya bir refresh atayım. Ve burada da göreceğim. Bunun arkasında evet ID'si, text'i, bıdısı geldi. Bunun arkasında bir SQL server var. Yine zaman yetmediği için aslında onun connection string'ini alıp direkt SQL'e bağlanıp orada birebir bu table'ı görebiliyorsunuz. Birebir SQL'deki bir table'ı yansıtıyor. Şimdi benim yapacağım ise şu olacak. Esas ilginç tarafı olayın şu. Hani biraz önce bir sürü şeyi sildim ya. Onların hepsini undo diyerek almak istiyorum. Alabildim mi acaba? Insert'te de alabildim mi? Nerede? Insert sanırım daha yukarıdaydı. Evet. Böylece o atribütü koydum. Buradan güncel tarihi saati koyuyorum. Ne yaptım? Aslında yolladığım to do item
Evet, yine hata aldım. Ha, işte o okumama durumu var ya. Tamam. Şimdi ne yaptım? Gittim entity'nin bütün şemasını değiştirdim. Yani yeni bir işte attribute ekledim. Normal şartlarda her şeyin çatlaması lazım. Çünkü REST API'nin şeması değişiyor, arkadaki SQL'in şeması değişiyor, hepsi değişiyor. Ama ne olacak? Bakacağız. Şimdi tabii fetch etmeye çalışıyor bir yandan. İlk çalışma fetch etti. Bu örnek olması gerekiyordu bunun. Add dedim. Örnek 2 dedim. Add dedim ve umarım gidiyor. Hata almadık. İlginç. Gidiyorum hemen web sitesine. Şuraya bir refresh koyuyorum. Ve geldi. Şimdi içinizdeki hissiyat şu olabilir. Ne kadar gevşek bir şeymiş bu. Kesinlikle öyle. Niye öyle? Çünkü development esnasında böyle bir esneklik gerçekten işime yarar. Ve süper olur. Ama bu esneklik performans kaybına neden olmaz mı? Kesinlikle olur. O zaman ne yapıyoruz zaten? Şuradan hemen konfigürasyona gidiyoruz. Ve Enable Dynamic Şemayı Pro'da çıkarken kapatıyoruz. Ama bütün development süresince ben de REST API ile ilgili değişiklik yaptım. Keşke SQL tarafını gösterebilsem. SQL'de table'ın regenerate olduğunu, data kaybı olmadan kolon eklendiğini görüyorsunuz. Development esnasında hızlı bir şekilde gidiyorum. Bittiğinde dynamic şemayı off'a alıyorum, ilerliyorum. Bir mobile app developer olarak servis katmanından tut backend'ine kadar her şeyden kurtarıyorsun beni ve bunu auto-scalable bir şekilde yapıyorsun. Çünkü zaten ben kullandığım kadarını ödüyorum. Bu sadece data ayağıydı. Bunun üzerine hikaye şuradan devam ediyor. Data'ya geçeyim, bu table'ın içerisine gireyim. Bakın yukarıda script tab'ı var. Script tab'ına geçiyorum. Ve operasyon isimlerini buradan görüyorsunuz. Zamanım bittiği için devam edemeyeceğim ama işte bu. Trigger yazmaya başlıyorum. Insert, update, delete'ler için. Insert ettiğinde bunu reject etme hakkım var, request, response verme hakkım var. 202 dönerim, 400 dönerim, bir şey dönerim, bir şeylere karar veririm, yanına data koyarım, push notification atarım. Server'da kod yazıyorum artık JavaScript'te, istediğimi yapabilirim. İstersem datama bağlarım SQL'e. SQL'e bağlanmak için de JavaScript üzerinden provider'ları var zaten. Bütün bu hikayemi burada geliştirmeye başlayabiliyorum. Böyle ilginç bir şeydir bu arkadaş. Ve 85 slide atlayıp buraya gelirim ben. Örnek uygulamanın linki yanlış ama siz zaten gördünüz uygulamayı nerede indirebileceğinizi. Azure portalından indirebilirsiniz sample'ı. Örnek uygulama linki C# uygulamaya gidecek. Ben normalde bunu C# ile anlattığım için link oraya. Ama sunumun linki var, uygulamanın linki var. Soru var mı? Soru için zamanım var mı bu arada onu bilmiyorum ama birkaç dakikam varmış. SQL Server, NoSQL mi var arkada yoksa? NoSQL yok, bildiğin SQL Azure var. Halletmişler. Kendi ürünleri ya, yapıyor adamlar. Şuradan başlayayım, seni tanıyorum. İleriki planlarda JavaScript dışındaki diller desteklenecek mi? C Sharp, Java falan? Bir açıklama yok bu konuda. Ben pek umurlarında olduğunu da şu anda zannetmiyorum. Çünkü burada hitap etmeye çalıştıkları kitlenin oran olarak fazlalıkla JavaScript bildiğini düşünüyorum. O yüzden hani C Sharp'ı buraya getirmekle ilgili böyle inanılmaz bir heyecan içerisinde değil Microsoft. Çünkü C Sharp yazan JavaScript yazıyor, mobile developer JavaScript yazıyor gözüyle bakıyorlar. Merhaba. Şimdi şu anda backend'de çalışan herhangi bir kod yok. Şu anda sadece veri tabanına bağlandık. Yanlış anlamadım değil mi? Doğru. Peki normalde biz buna backend'de mesela Node.js desteği olduğunu biliyorum Azure'un. Node.js'i hatta aynı anda hem Linux hem Windows server'da alabiliyoruz. İstersek birini seçebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Evet. Linux'te SQL desteği var mı? Mesela örneğin ilk aklıma gelen soru bu. Linux üzerinde çalıştırmıyorlar SQL Azure'u ama şeydeki o, SQL Azure'u Azure'da bir servis olarak. Anladım. Düşünün. Yani biz o Linux'ten bağlanacağız. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Mongo da var bu arada. Hani öyle şeyler de kullanabilirsiniz. Onu soracaktım işte. Ama o zaman siz aşağı inmiş oluyorsunuz bakın. Ben yüksek seviyeli servislerden bahsediyorum. Siz yavaş yavaş custom development'a iniyorsunuz. Ya, o zaman mobile services'ın belki bir kısmını, push'unu kullanırsınız ama
aşağı çekersiniz. Şimdi buradaki API'ler geldi. Yeni dediğim yerde de JavaScript koduyla API kodunuzu yazıyorsunuz. Yine SQL Azure kullanıyorsunuz. Siz hala şeyle ilgilenmiyorsunuz orada. Altında Windows mu var, Linux mu var, hala umurunuzda değil. Daha yukarıda seviye olarak. Daha uzaksınız yani platformdan. Teşekkür ederim. Seninkini de alalım o zaman, öyle bitirelim. Sorunu sordular. Tamam, okey. Çok teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere.